değişik çeşitlerin denendiği başka bir araştırma sırası yok yani şu an. Bugün topraksız seralarda üretilen 1 kilogram salkım domatesin maliyeti 2 TL. Oysa bu seralardan 2 TL'ye çıkan ürünün İstanbul'da marketlere gittiği zaman 4 lira olması son derece normal. Üreticinin 90 kuruşluk 1 liranın altında satılan tane domatesi 4 liraya satılmıyor orada. Birçok tür domates üretiliyor Türkiye'de. Çeri domatesler üretiliyor, kokteyl domates üretiliyor, salkım domates üretiliyor, tane domates üretiliyor, beef domates üretiliyor. Onu karıştırmamak lazım. Hangi ürün Antalya'da kaç lira? Tane domates kaç lira Antalya'da? Tane domates İstanbul'da kaç lira? Bunu mukayese etmek lazım. Antalya'da domates 90 kuruşa da var, 2,5 TL'ye de var. İşte bunun ayrımı yapılmayınca da farklı sonuçlara gidiliyor. Gibi salkımıyla hasat edilen kokteyl domates. Her bir salkımda 8 ila 10 tane domates oluyor. Ve tanesi 40 ila 50 gram arasında değişiyor. Ortalama bir salkımı 400 ila 500 gram geliyor. Bu özellikle bu yıl Demre bölgesinde biz bunu yoğun bir şekilde diktirdik. Ve şiir üreticileri, şiir domatesi üreten üreticiler bu yıl her zaman %20, %30 fiyat farkıyla bu ürünü sattılar. Bu ürünün bir özelliği de tane domatesler kadar verim veriyor üreticilere. Bir dönümde bu çeşitle 20 ton ürün almak mümkün Demre koşullarında ve toprakta üretim yapmak koşuluyla. İsmini neden şiir seçtiniz? Çünkü salkım dizaynı o kadar güzel ki şiir gibi domates dediler buna üreticiler ilk gösterdiğimiz zaman. Biz de adına şiir koyduk. Bu çeşidimizin ismi de romantik. Bu çeşitte kokteyl domates ve oval kokteyl. Biz buna plum da diyoruz, oval de diyoruz Türkçesi. Yalnız bu çeşidimiz tane olarak hasat ediliyor ve tane olarak piyasaya arz ediliyor. Salkımıyla kesmiyoruz bunu. Bu çeşidin özelliği de, romantiğin özelliği de çok yüksek biriksi var. Şeker oranı yüksek. Çok lezzetli ve sert bir çeşit. Nakliyeye dayanıyor. Bugün Türkiye'nin ihracat ettiği domateslerin halkasına artık oval kokteyl domatesler de eklendi. Bu domates de aşağı yukarı Rusya dahil bütün Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Romantik dememizin sebebi bize şekil itibariyle romantik geldi domates. Yani çok özel bir sebebi yok. Birazcık da isminin insanlarda bir etki bırakmasını istedik. Çünkü yemek yemenin duygusal bir tarafı da var. İnsanlar artık domatesleri de markalarıyla alıyorlar. Hem akıllarında kalan hem onlara bir nostalji yaşatan isim olsun istedik. Market fiyatının şu anda ne kadar olduğunu kesin olarak bilmemekle birlikte tahmin ediyorum 3,5-4 lira civarındadır. Bu kahverengi
çikolata renkli bir domates. Son yıllarda halkımız, bir kısım halkımız da buna ilgi gösteriyor. Çikolata domatesi olarak genel olarak isimlendiriyorlar. Biz daha çeşide herhangi bir isim vermedik. Önümüzdeki yıl ticari olacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman ana segmentteki salkım domates kadar, tane domatesler kadar fazla ekilmeyeceği de kesindir. Sadece ürün çeşitliliği açısından önemli olan özel çeşitlerdir. Bu çeşit de Türkiye için yenilik olan çeşitlerden. Kabaca isimlendirilmeleri zebrano tip diye geçiyorlar. Gördüğünüz gibi zebralara benzeyen çizgili bir yapısı var. Yine bunlar da lezzetleriyle dikkat çeken kokteyl domatesler. Bunlar da taneyle hasat ediliyor ve bu şekilde piyasaya arz ediliyor. Şeker oranlarıyla dikkat çekiliyor. Yine niş market dediğimiz özel pazarlara hitap edilebilecek belli bir oranda üretimi yapılacak çeşitlerden bir tanesi. Şimdi size göstereceğimiz bu çeşit ise bizi çok heyecanlandıran bir çeşit. Bu yıl isim aldı ve önümüzdeki yıl ticari olarak piyasaya arz edeceğimiz bir tohum çeşidimiz. İsmi ise mikroskop. Bu çeşidin özelliği salkımda 12 ve 14 tane meyve bulunduruyor ve salkımıyla hasat edilen bir çeri. Ortalama meyve ağırlığı, bir meyvenin ağırlığı 14-17 gram arasında geliyor. Ve ortalama olarak bir tek salkımda 200 gram meyve bulunmaktadır. Salkımıyla hasat edildikten sonra her bir salkım bir tek ambalaja konuyor. Flow pack dediğimiz ambalajlara konuyor. Özellikle bu türler İtalya'da, Sicilya adasında çok fazla üretilmekte ve dünyaya en fazla Sicilya'dan gönderilmekte. İtalyanlar bu konuda ihtisaslaşmışlar. Biz de özellikle bu çeşitleri Türkiye'de yaygınlaştırmak ve üreticimizin geliri daha yüksek ürünlere, daha fazla katma değeri olan ürünlere kaymasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan da Demre özellikle pilot bir bölge. Yüksek tuzlu suyu olan, sulama suyu fazla tuzlu olan ve kumsal arazileri olan Demre, Türkiye'de bu açıdan daha ön plana çıkmış bir lokasyon, üretim merkezi. Bu çeşidimizde tane olarak hasat edilen çeridir. Göreceğiniz gibi bunun en büyük özelliği rengi. Ve bir de görünmeyen özelliği lezzeti. Bu çeşidimizde çok yüksek Brix oranı var. Bu çeşidimizin Brix'i şu anda 9. Son derece lezzetli demek bu. Ve rengiyle de çok fazla sempati doğuruyor. İnsanlar bir de en önemli özellik, bunları böyle sarı falan görünce domatesi, acaba bu ürünler genetiği değiştirilmiş midir? Acaba transgenik midir diye akıllarından geçebiliyor. Ya da bilmeyenler bu şekilde yorum yapabiliyor. Hiç alakası yok. Bir kere bu gördüğünüz çeşitlerin tamamı klasik yollarla ıslah edilmiş. Doğada olan normal tozlamanın insan eliyle kontrollü yapılmasıyla elde edilmiş çeşitlerdir. Hiçbir transgenik özelliği yoktur domateste. Bu hem yasaktır hem de böyle bir teknoloji yok zaten. Dolayısıyla doğada olan sarı domateslerden yola çıkılarak geliştirilmiş bir çeşittir. Doğada zaten sarı domates vardır. Şimdi ise size gösterdiğim bu çeşit gördüğünüz üzere biraz daha iri olan bir çeşit. Bu çeşit efsane bandita. Türkiye'de yüksek teknoloji seralarda ilk kullanılan ve bugün de %95 oranında kullanılan çeşit. Bu çeşidin özelliği özellikle kışın düşük ışık şartlarında ve soğukta üretilebilen yegane çeşit olması. Bütün kış koşullarına rağmen son derece sert, koyu kırmızı, parlak kırmızı ve son derece albenisi yüksek yeşil aksam oluşturmaktadır. Lezzeti çok iyidir. Salkım domates dediğimiz segmenttedir. Salkımıyla hasat edilir. Bir salkımında ortalama 5 adet meyve bulunmaktadır. Bu çeşidin özelliği şu anda da ülkemizde topraksız seracılık dediğimiz endüstrinin ham maddesidir. Bandita çeşidi. Ve bugün topraksız seralarımızdan Rusya, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Fransa ve sayamadığım diğer Doğu bloku ülkeleri olmak kaydıyla ihraç edilen domatestir. Bandita çeşidinin Türkiye domates ihracatında önemli bir yeri vardır.